Merhabalar. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bilgisayarımızı şimdi açalım. Öğretmenim. Efendim, saatlerinizi mi geçtirdiniz? Evet, sizler de. Güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Bilgisayar açayım mı arkadaşlar? Dersinizde nasıl işleyeceğiz şimdi? Evet. Ben de aslında... Bir şey öğretmenim. Şimdi o zaman dersinizi bakın aslında ben size balık kaçı yöntemini işleyecektim. Yani bu yöntem üzerinden dersinizi işleyecektik. O zaman ona bir bakalım. Şimdi o zaman sorumuz var bir tane. Balık kaçı yöntemini anlatmam gerekirse kısaca. Bu yöntemde bir tane problemimiz oluyor. Biz de bu problemin nedenlerine bakıyoruz. Sonrasında buna çözüm arıyoruz nedenlerine göre. O zaman biz baş kısmında ne yazacağız? Sizin probleminiz ne şu an? Ben ne yapamadım? Şimdi o zaman biz nedenlerimizi nereye yazacağız? Kırıcıklarımıza da nedenlerimizi yazacağız. Şimdi sizce nedenler ne olabilir? Ben ilk kere neden açamadım sizce? Siz arkadaşlar başlıyorum. Öğretmenim belki fişe takılı değildir. Evet. Belki fişe takılı değildir. Onu yapalım. Benim sabitlerine net gidelim. Senin fikrini de alabilirim onu. Ya. Ben sadece onu düşünmüştüm. Belki de fişlerin yeri farklı yere takıldır. Evet, filizde bir problem olabilir o zaman. Başka ne olabilir? Mustafa? Öğretmenim belki elektrikler kesilmiştir. Evet, elektrik ama elektrik yanmıyor. Mustafa bak, yanmıyor. Yani onu bir varsayım olarak alalım. Ama hocam evde bazen ben bilgisayarı açtığım zaman açılmıyor. Evet. Işık da kapalı. Evet, elektrik yani farkına varamıyorum. Bir kaynar da olabilir. Anlamadım onu. Sanırım üç kaynar çalışmıyor olabilir dedi hocam. Aa evet, kafamızda bir problem olabilir. Yani bir şey takıldıysa elektrik gelmiyor.
durumdan mı olabilir? Hafta dedi gibi geldi bana hocam. Ha bir de şey olabilir mi? Eğer elektrik gelmiyorsa elektrik faturasını ödememiş olabilir. Evet, aslında durum herkese olabilir. Faturanın neden varmış olabilir. Bazen babam çok oynuyorum diye bilgisayarın fişini alıyor. O da olabilir mi aslında? O da olabilir. Benim annem de bir kere mesela modemi kaldırmıştı küçükken çok oynuyorum diye. Olabilir. O da olabilir. Şimdi o zaman arkadaşlar değerlendirme olarak ben size balık kılçıkları hazırladım. Bu balık kılçıklarımızla bilgisayarın donanım ve yazılımı ile ilgili bir problem yazıp bunun alt nedenlerini yazmanızı arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederim.